ve kelime heja ve kahun jidbinin lve meclisi ji be tamuli al hemberi zmane kurdi u hamu baveri din hene. Lemre herkes baş bu zanibe. Eftir savaye une biçin hedefete hedefevi azadiye ve yekiti ve serkeftine bir nevi valati. O tek için emtin. Gelemeye bir umet. Ahaftına bu kurdi. Helbest u sitranin bu kurdi. Şanoya bu kurdi u hatta fitika bu kurdi levi valati hat kade fekeren. Devam ederseniz kesmek zorunda kalacağım. Mehmet Binici. Kendilerinin de dinlemesini isterdim ama kuvvetle muhtemel sonradan izleyeceklerdir. Çünkü onları yakından ilgilendiren bir konuşma yapacağım. Şimdi değerli halkımız, 3 haftadır 23 günü geçti galiba. Türkiye yurttaşı olan, daha önce AKP ile çok yakın ilişkileri bulunan, neredeyse bütün yöneticileriyle, bakanlarıyla önemli oranda, hepsini kastetmiyorum, boy boy fotoğrafları olan Sedat Peker'den söz ediyorum. Tabii ki kendisi bizim muhatabımız değil, bizim ilgilendiğimiz bölüm çıkan sonuçlardır. Bu sonuçlar niye bu kadar önemseniyor? Bu videolar niye bu kadar tartışılıyor? Aslında herhangi biri olsaydı, herhangi suç işleyen mafya, kaçakçı vesaire olsaydı, devletle, yönetimle ilgili bir meseleyi anlatmasaydı belki bu kadar ciddiye alınmazdı diyeceksiniz. Ama daha da önemlisi, iktidar adına miting yapan, iktidar adına oy isteyen, iktidar adına akademisyenleri tehdit eden, iktidar adına il il dolaşan ve çok yakın pozlar veren biri olunca tabii ki vatandaş izliyor ve rekor kırıyor. 50 milyonu aştı. Türkiye'nin çocuklar hariç herkes izledi. Ve eminim en çok da iktidar partisi milletvekilleri, yöneticileri ve onlara oy verenler de izledi. Onu biraz sonra nedenini açıklayacağım. Düne kadar tek bir ses çıkmadı. Çıt yok. Kimse açıklama yapmıyor. Ya ne oluyor? Eski başbakan, İçişleri Bakanı, kokain ticareti, uyuşturucu ticareti, o kadar ciddi sorular var ki ortada. Bir Allah'ın kulu çıkıp bunlara cevap vermedi. Ne derler eskiler? Sükut ikrardan gelir. Bu ikrardır. Biz bunu böyle okuyoruz. Çünkü verilecek bir cevap yok aslında. Bunu kabul ediyorum. Neye cevap versinler? Her şey belgeli, ortada, videolarla, canlı yayınlarla bunlar ortaya çıkıyor. Peki, dünden beridir söylenenler ne? 2002'den beri tekrarlanan nakarat. Vatan, millet, Sakarya, halk diliyle. Bugün bile öyle, grup toplantısı da, dünkü de, televizyon, 2 tane televizyon programında da halkın, sevgili halkımız, sizin sorduğunuz hiçbir soruya yanıt verilmedi. Ben bu nedenle bu konuşmamda aslında ağırlıklı olarak halkın kafasındaki soruları soracağım. Bu yüzden söz aldım. Şimdi bütün kirli ilişkiler tek tek dökülüyor. Beka beka deyip teröre edebiyatı yapıyorsunuz. Oh oh naraları çekiyorsunuz bu kürsülerden. Ama bugün nerelere çöktüğünüz, nerelerden nerelere gemileri yürüttüğünüz, sırtınızı hangi mafyatik ilişkilere dayadığınız ortalığa saçıldı. Her tarafa saçıldı. Halkı, muhalefeti, toplumu sindirmek için kullandığınız, kendinizi kullandırdığınız en kötüsü, işbirliği yaptıklarınız, yani suç ortaklarınız bugün size diş gösteriyor. Türkiye halklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu trafiği, ticareti, yargısız infaz ve faili belli cinayetler birer birer bir kez daha ifşa oluyor. Aslında bu bir ifşa dönemi. Her yeni açıklamayla bu suçlar derinleşiyor. Suçlar derinleştikçe sizin çöküşünüz ve çürümeniz de derinleşiyor ve hızlanıyor. Susurluk'taki enkaz hala orta yerde duruyor.
Susurluk'ta ortaya dökülen işkenceler, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, uyuşturucu, kara paralar, çeteler, Kürt halkına karşı işlenen insanlık suçları bugün AKP-MHP iktidarıyla yeniden üretilerek artık toplumun kaldıramayacağı kadar ağırlaşıyor. Susurluk'taki enkazı kaldırmak için geldiğini iddia edenler şimdi o enkazın tam da üzerinde oturuyor. O günkü politikalar aynı olduğu gibi failler de suçlular da aynı. Hatta iktidar da aynı. Sadece ismi değişmiş aslında. Biz yıllardır Halkların Demokratik Partisi olarak bu kirli ilişki ağlarını, bu yolsuzluk çarkını, mafya ve çete düzenini, bu toplum düşmanlığını her yerde sevgili halkımız sizin adınıza anlattık. Genel kurulda, mitinglerde, önergelerde, gittiğimiz her yerde bunları anlattık. Hakikatleri ortaya çıkaralım dedik. Biz varız dedik, şimdi de varız. Hesap soralım dedik, hesaplaşalım dedik, yüzleşelim dedik, kabul etmediler. Şimdi biz bugün geldiğimiz noktada hesap sormaya devam ederken sizler insan içine çıkacak yüz bulamıyorsunuz. Bulamayacaksınız. Bir gözünüz Dubai'de, bir kulağınız Venezuela'da. Aklınız, fikriniz meşruluğunu yitirmiş iktidarınızda, cebinizde ve banka hesaplarınızda. Ama biz halkımızı, halklarımızı ve toplumsal mücadelemizi, siyasi irademizi, emeğimizi, doğamızı, yani bizden çalmaya çalıştığınız hiçbir değerimizi mafyalaşan iktidara ve iktidarlaşan mafyalara teslim etmeyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi toplum çoktur bu toplum. Teke boyun eğmeyecek eğmez. Bu toplum direngendir. Biadı kabul etmez. Bu toplumun iradesi, doğası, tarihi, belleği ve mücadelesi saraylara, derinlere, çetelere sığmaz. Elbette bu halk yaptığınız bunca kirli işi, işlediğiniz suçların hesabını ilk sandıkta size soracaktır. Biz de sandığa kadar sormaya, hesap sormaya devam edeceğiz. Şimdi benim sorularım var. Bu sorular tabii ki HDP'nin soruları. Bu soruları yüzlerle, binlerle arttırabiliriz. Ben halk adına, 84 milyon yurttaş adına şu anda bu soruları tek tek, tane tane soruyorum. Televizyonlarda cevap vermediniz. Grup toplantısında cevap vermediniz. Sözcüleriniz cevap vermedi. Ama halk evde, sokakta, iş yerinde, her yerde bu soruların cevabını arıyor ve aslında tahminde ediyor, biliyor. Bir, mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi olduğu iddiası doğru mudur?